Selam arkadaşlar, ben Soner Bey. Bugün Last Empress oyununda sandık açacağız. Çöl videomda söylediğim gibi anahtar biriktirdim şu anda ve sandıklarımı açacağım. Çöl videomda 200 ya da 300 demiştim ama tahmin edemedim. 588 ve daha çölün bitmesine var. Bunu 600'e tamamlarım. Çölde bir de şöyle bir sandık geldi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda ilk defa videoda açacağım. Tek bir tane geldi. Onu da video için bekledim. Bakalım kullan. Bu ne lan? Küçük bina modülü. Küçük bina modülü adında bir şey geldi. Evet, burada. İki tane geldi. Bunu da onu lan, iki tane değil mi? 9 tane mi? Aa, 8 tane. 2 tane değil. Burada 2 tane gösteriyor ama bir tanesini açtım. 9 tane. Evet, açtım. Elbise malzemeleri çıktı. Füzyon çekirdeği. Güzel. Bu ne? Evet, kullandıktan sonra böyle bir şey dedi. Çölde işe yarıyor galiba. Çöl etkinliği bitince bu da gidecek. Evet, çölde gördüğünüz gibi 100K'lık puanlar topladım. Bunlar çok iyi geliyor. Normal ülkede kazıya gitmenize gerek yok. Burada hemen geliyor. Bunlar çok işime yarayacak. Şimdi sandıklara geçelim. Altın sandık bir tane olduğu için onu en sona bırakayım. Bakır sandık. Evet, önce bir tanesini açalım. 2 saat inşa. Vay, 500 yiyecek. Yiyecek çok lazım oluyor. Firavun jetonu ve 50K ordu kapasitesi. Güzel. Şimdi hepsini açalım. Evet, açtık. Ve neler geldi? İnşaat. İnşaat. Yalnız iki inşaat geldi, bak karıştırmayın. Şuradaki inşaat, ilk baştaki inşaat, bu sadece yaralı askerleri iyileştirmek için kullanabiliyorsunuz. Bu normal inşaat. Yiyecek geldi. Yiyecekler gerçekten çok iyi. 500 geliyor. Bu çok iyi. Piravun geldi. Evet. Şimdi antik gümüş sandık. 5 tane. Beşini de aynı anda aç. Evet, burada ne geldi? Gene hızlandırma. Bakın, burada ikinci hızlandırma. Bu hızlandırma sadece araştırma merkezinde geçerli. Yiyecekler gene çok iyi geldi. 500'den aşağı yiyecek gelmiyor. Bu çok iyi. Evet, 1000 firavun gelmiş. Bakın burada, ortadaki hızlandırma da asker eğitimini, sadece asker eğitimi için geçerli hızlandırma. Diğer yerlerde işe yaramıyor. Tekrar ordu genişletme gelmiş. Ve son. Evet, hala 300 anahtarımız var. Ama bakın, bu altın sandık çoğunlukla çıkmıyor. En zor çıkan sandık ve içinden ne çıktığını bilmiyorum. İttifaktaki çoğu kişi altın sandık bende yok diyor. Çoğunlukla az önce açtığım diğer sandıklardan oluyorlar. Onlardan söylüyorlar içlerinden çıktıklarını ama altın sandıktan ne çıktığını neredeyse hiç kimse bilmiyor. Şu anda ben de ilk defa açacağım. Gördüğünüz gibi 160 tane anahtar istiyor altın sandık. Bu kadar çok anahtar isteyen biri bence çok iyi ödül vermesi gerekiyor. Bu ne lan? Lan hak etmiyorsun oğlum 160 tane anahtarı lan. Çıkana bak. Alaşım çıktı. Tam alaşım. 20 tane tamam da. Bu nedir ya? En azından Firavun jetonunu bin ver ya. Gördüğünüz gibi altın sandık tam bir kazık çıktı. Belki bana öyle çıktı. Tam bilmiyorum. Evet, şu anda 148 tane anahtarımız kaldı geriye. Bu anahtarları daha da arttıracağım. İleriki videolarımda
20 tane 30 tane sandığı aynı anda 20 tane 30 tane sandığı aynı anda açmayı düşünüyorum. Onun için anahtar biriktireceğim. Sandıkları da biriktireceğim ama bu kez altın sandıktan en azından bir 3 tane ya da 4 tane toplamayı düşünüyorum eğer şansıma gelirse. Gelmezse bakarız diğer sandıklardan açacağız. Gördüğünüz gibi ilk tanıtım videomda söylemiştim zaten bütün her yeri 20 yapacağım diye. Şu anda burası neredeyse 20. Bu başka bir şey istediği için 20 olmadı. Gördüğünüz gibi her şey 20. Bakın arkadaşlar, araştırma merkezini anlatmıştım ama araştırma merkezinde yeni öğrendiğim bir şey oldu. Onu göstereyim. Şöyle araştırma merkezine girdikten sonra alta kale hücumu. Bakın kale hücumu şu anda ben yeni araştırmaya başladım çünkü yeni öğrendim bu özelliğini. Bakın kale hücumu şöyle aşağı inelim. Bakın en aşağıda bu. Bir tane daha gelsin adında bir tane özellik var. Bu özelliği yeni öğrendim. İttifaktakiler söylediler. Çok yardım ediyorlar, sağ olsunlar. Bakın bu size şöyle göstereyim. Bunu eğer aktif ederseniz etkinlik bölümü kişisel etkinlik. Bakın bir de kişisel etkinlik için geçerli değil, tüm etkinlikler için geçerli. Bakın şöyle bu değil, üçüncü sandık. Üçüncü sandıkta bakın 1000 tane iki tane yani 2000 elmas veriyor. Eğer onu etkinleştirirsem 4000 elmas verecek artık. Yani burada gördüğünüz bakın artı 3 diyor. Artı 3, artı 1, artı 1, artı 30. Bunların hepsi 2'ye katlanacak. Yani artı 30, artı 40 olacak. Artı 3, artı 6 olacak. Artı 1'ler artı 2, artı 2, artı 4. Yani 2 kat özellik verecek bu ve daim olacak özellik. Onu açmaya çalışıyorum. Tabii çölde olduğum için sadece ekmek haricinde diğerlerini toplamaya çalışıyorum. Ekmek çok hızlı gidiyor. Şöyle kale uçumuna tekrar gelelim. Evet bakın ona nasıl gelmek istiyorsunuz? Nasıl gelelim derseniz bakın bu şekilde şuna bakın şu anda şunu aktif etmedim. Savaşa hazırlık adında bir özellik giriyorsunuz. Bakın tıklayalım. Bakın burada hemen kırmızı yanıyor. Diğerleri tamam. Kırmızı yanıyor. Kırmızı yanana bakın. Burada altta ne istiyor? Seviye 1 seviye 1 Avarland. Herhalde yanlış söylüyorum adını. Bu isme bakalım. Bakın bunu seviye 1 yapınca hemen ardından bu açılacak. Onda soru bu açıldıktan sonra bakalım. Evet ikisi açılacak. İkisini araştırın. Daha sonra hemen alta girelim. Bakın altta isteyen hazırlık eğitimi 1 diyor. Bakın bu. Bu üstteki. Bunu yaparsanız bu açılacak. Bu ikisini yaptıktan sonra bu ikisi açılacak. Bu ikisini yaparsanız alttaki ikisi. Yani birer defa araştırmanız yeterli. Birer defa araştıra araştıra. En aşağı inin ve bunu açın. Full diğer bir araştırma videomda her şeyi fulleyin dedim. Ama bunları fullemeye kalkarsanız aylar sürer. Çünkü zaten bakın kaynakları da gösterdiğim. Şu şekilde istediği kaynaklar zaten pek yüksek kaynaklar değil. Toplanabilir kaynaklar ama yükseldiğiniz için ekmek en büyük sıkıntı. O yüzden birer birer yükseltin. En aşağıya aktif edin. Bunu aktif edin ki bir an önce kaynakları yani ödülleri iki kat almaya çalışın. İki kat alırsanız çok iyi olur. Çünkü bütün her şey iki kat gelir size. Ve siz daha hızlı gelişirsiniz. Şu anda bakın çölde olduğum için tekrar şuraya gireyim. Bakın 8 saatlik kalkanım var ama çöl 1 hafta yani 7 gün sürüyor. Bu 8 saatlik kalkan yetmeyeceği için ben elmasla 3 günlük kalkan alıyorum. Yani 2500 elmas veriyorum ve 3 günlük kalkan alıyorum. Kalkanım bu akşam bitecek ve 3 günlük daha alacağım. Yani 2300 elmas daha vereceğim. Yani bir etkinlik bana 5000 elmasa mal oluyor. Çöl bittikten sonra 3 defa kişiseli yapmam lazım. Zararımı çıkartmam için. Bu şekilde eğer onu yaparsanız kişiseli 2 defa yani 2 defa yapmanız 2 defa yaparsanız 4000 zaten bir tanesi 4000
8000 elmas. Yani zararınızın neredeyse iki katını çıkartmış oluyorsunuz. O yüzden bu özelliği mutlaka açın. Mutlaka açın. Yeni özellikler öğrendikçe yeni çektiğim videoların sonlarında onları anlatacağım. Bu videomun da sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.